İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Sizlere Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri'ni Mısır'da yetişmiş ve Şafii mezhebinin büyük fıkıh alimi, bugün insanların fıkıh bilgilerini şöyle bir hayatı yaşanmaz etmiş, bu alimlerde ne zorluklar çıkarmış diye bazı din adamı, sahte din adamlarının yaptığı şeyler işte söylüyorum. İnsanları uzaklaştırmaya çalıştığı fıkıh alimlerinden birisiydi. Efendim kendisi yiyeceğime, içeceğime, konuştuğuma, efendim hayatıma, gözümle baktığım şeylere çok dikkat ettiğim için Allah-u Teala kalp gözümün açılmasını nasip etti buyuruyor. Bunu herkes söyleyemez. İnsanda bir göz var diyeceksiniz. Doğru. Gözümle gördüm demek. Gözümle gördüm demek. Yani başka neyle göreceksin ki? Bir Avrupalıya desen ki ben şunu şunu yaptım. Gözümle ben bunu gördüm. Başka neyle göreceksin diyecek adam. Ne biçim cümle kuruyorsun ya? Sen Türkçeyi niye böyle yapıyorsun? Halbuki bir de kalp gözü var efendim. Bunu Avrupalı kalp gözünü bilmez. Bilmez. Avrupalı kalp gözünü bilirse kendi günahını, ben din adamıyım diye ortaya çıkan bir rahibe, bir papaya, bir papaza affetmesi için gitmez. Nasıl affeder ya Allah-u Teala'ya karşı işlediğin günahı bir papaz? Nereden almış bu vekaleti ya? Oh be! Bu neye benziyor efendim? Böyle bakıyorsunuz, böyle çok büyük bir meyve bahçesi var. Bugün yapıyorlar bazı kapkaççılar efendim. Meyve bahçesi var. O bahçenin sahibi de oraya bekçi falan da koymamış. Sen arada bir oraya uğruyorsun. Oradan geçenler diyorlar ki ya ne güzel elmalar. Satarım diyorsun ya. Sen de mi? Tabii canım diyor. Tabii. Ne kadar? Şu kadara. Hadi diyor. Bir sepet doldur bana. Başkasının malını orada dağ başında kendi malıymış gibi satıyor. Bu adam yine bir emek veriyor hırsızlık yapmak için. Orada sıcakta bekliyor, bahçeyi bekliyor, müşteriyle pazarlık ediyor, çeşitli kılıklara giriyor. Ama papaz günahı yaparken öyle yapmıyor ki. Yatır bakalım kiliseye parayı. Makbuz, kilisede makbuz istenmez diyor ya. Kilise ne demek? Allah'ın hazinesi ya. Ne makbuzu? Yatırıyor. Anlat bakayım günahları diyor. Adam anlatıyor. Daha diyor. Şurada şöyle, şurada şöyle. Tamam. Hadi bakalım. Biraz daha koy bakayım buraya para diyor. Hadi affettim git. Sen Allah-u Teala'nın mülkünden neyi affediyorsun ya? Allah-u Teala'nın hakkıdır affetmek. Başka kimsenin de değildir. Evet. Ve Allah-u Teala bana hakikati tanıttı buyuruyor. 1540 senesinde hacca gittiğinde Kabe'nin altın olduğunu, oluğunun altında Allah-u Teala'nın ilmimi artırmasını istedim. Kabe-i Şerif'in hatim denilen tavaf ederken girilmeyecek bir dışında yeri var. Onunla Kabe arasından geçilmez. Hatimin dışından dolaşılır. Orada da bir altın oluk var. Kabe-i Şerif'in tavanından oraya inen sular için konmuş bir altın oluk var.
İşte Altınoluk'un hizasında efendim Allah-u Teala'dan dilek diledim diyor. Ya Rabbi, şu Kabe-i Şerif'in hürmetine benim ilmimi artır. İlim, bir hocasız ilim var, bir de hocalı ilim var. O anda hafiften bir ses duydum. Şöyle bir sesti: sana şimdiye kadar gelen müştehitlerin ve onlara tabi olanların sözlerini tartıp anlayan bir mizan verdim. Terazi verdim. Bu sana yetmez mi? Şimdi Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretleri böyle artık nefsin tesirlerinden kurtulmuş, şeffaf bir hale gelmiş, Allah-u Teala'dan istedikleri çok değişik şeyler ve bunları da rahat bir şekilde insanlara anlatıyor. O hayatın sonunda ölüm olacağını bilmiyor mu? Biliyor. Peki insanlar beni bununla ansın diye yalan mı uyduruyor? Hayır. O ses buyuruyor ki, şimdiye kadar gelen müçtehitlerin ve o müçtehitlere tabi olan Müslümanların, alimlerin sözlerini şöyle tartıp da anlayacağın bir terazi verdim sana. Sen o teraziyle zaten bu hale geldin. Yetmiyor mu? Allah Allah. Ya insan buna tahammül edemez ya. Tahammül edemez ya. Ben de ya Rabbi yeter. Fakat daha fazlasını isterim dedi. Bir defa istebe hakkı var, ısrar yok. Yeter, kabulüm. Ama daha fazlasını isterim dedim. Birinci Selim Han, Mısır'ı zapt edince, cuma namazını El-Ezher Camii'nde kıldı. El-Ezher Camii, Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında yapıldı. Şimdi Suudi Arabistan'a, Mısır'a, Kahire'ye din eğitimini daha da üst seviyeye getirmek için, yani bir lisansüstü hale getirmek için dünyanın birçok yerinden birçok insanlar Türkiye'den de gidiyorlar. Bugünkü El-Ezher Medresesi, o günkü El-Ezher Medresesi değil. Bugünkü zamanın geçer akçesi olan Avrupa'dan sistemi alınmış bir medrese. Yani üniversite. Çeşitli dalları var. Bunların şer'i bilgiler verilen, tasavvufi bilgiler verilen, dinle ilgili bölümleri değil, psikoloji gibi, edebiyat gibi, tarih gibi bölümleri daha kolay. Dinle ilgili bölümleri bitirmek çok zor hali hazırda. Oraya gidip de böyle işte tarih gibi, edebiyat gibi vesaire şekillerde psikoloji gibi şeyleri okuyup gelen El-Ezher'de okudum diyor. El-Ezher'i bitir. O El-Ezher'i bitirdiyse tamam. Bu dini yutmuş. Evet, bu medresenin âmâ olan, iki gözü de görmeyen hafızların yetiştirdiği hücreleri var orada. O hücreleri gezdim. Hiç pencereleri yok.
loş bir halde, loş, yani normal insanın gözü orada pek görmez. Yani şimdi elektrik falan filanla böyle aydınlatmaya çalışmıyorlar ama loş bir yer. Orada amalar hafızlık çalışırlarmış efendim ve orada tahsil ederlermiş. Mescid de ta Ömer radıyallahu anh zamanından yapılmış. El-Ezher Camii. Tabi Yavuz Sultan Selim Han da Mısır'ı fethettiğinde gidip de Mısır'ın hazinelerindekilerin sayımında bulunmadı. Çünkü Osmanlı padişahları her padişah başa geçtiğinde söylediği şey, ya Rabbi bu makama ilahi kelimatullah için talip oldum. Sen de nasip ettin. İnşallah senin sözlerinin yüceltilmesi için, daha çok yere yayılması için, ilah edilmesi için bu makamı kabul ettim diye söz verirlerdi. Onlar da tabii Mısır seferinden önce de Kudüs-ü Şerif'i de ziyaret etmiştir Yavuz Sultan Selim Han ve El-Ezher'de kıldı. Cuma namazını kıldıran hatip için 100 altın bağışladı. İhsan-ı şahane. Böyle bir hediye geleceğini önceden haber alan hatip, o gün cuma namazını kıldırma sırası kendisinde olan diğer hatip arkadaşından izin almıştı. Nöbetini devreden hatip, diğer arkadaşının altınlara kavuştuğunu görünce söylenmeye başladı. Konu anlaşılıyor değil mi benim? Yani oranın esas o gün cuma namazı kıldırma, hutbeyi okuma ve cuma namazı kıldırma görevi kendinde normalde olan bir hatip efendi var. Bir de oranın hatiplerinden ama o gün nöbetçi değil. O nöbetçi olmayan hatip böyle bir ihsan edileceğini duyunca 100 altın verileceğini, arkadaşlar diyor ki ya bu hafta cumayı ben kıldırsam, hutbeyi ben okusam, o arkadaşı da olur diyor. Arkadaşı da olur diyor ve nöbeti devrediyor. Becaiş yapıyorlar yani, nöbet becaişi yapıyorlar. Tayinlerde de becaiş yapılır ya efendim. Efendim, o da 100 altından haberi yokmuş nöbeti devreden. Onun 100 altını aldığını duyunca söylenmeye başlamış. Şimdi efendim bu iki din adamı da biri haber alıyor, 100 altına kavuşmak için hatipliğe niyet ediyor. Bunun hutbesi, bunun kıldırdığı cuması Allah Teala'nın huzuruna nasıl takdim edilecek acaba? Öbür adam da arkadaşının arzusunu kırmayarak böyle peki diyor. Sonra da işin içine para girince, ya görüyor musun diyor, ya beni kandırdı o filan diyor. Halbuki o 100 altını ben alacaktım. Birbirinden farkı var mı bunların efendim? Dünyalık olarak var mı? Peki böyle bir El-Ezher caminin hatibinin, imamının, ikisi için de söylüyorum, bu şekildeki meselesi meşhur olunca bu cemaat bunlar için ne diyecek efendim? Bir tarafta Abdülvahhab-ı Şahrani Hazretleri var. Yani içeceği suyun bile nereden geldiğini araştırıyor. Allah-u Teala sana ben eline mizan verdim, terazi verdim, daha ne istiyorsun diye nida ediyor. Bu tarafta da efendim iki tane din adamı 100 altın için birbirine kırılıyor ve cemaatte öyle seyrediyor. Bunların cemaatinde de altın hırsı olursa ayıp mı olur yani? Evet. O sırada orada bulunan Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretleri
aralarına girip nöbetini veren hatibe dedi ki, üzülme. Bak, Allah-u Teala bunu sana kısmet etmemiş. Hakemlik yapıyor şimdi. Kalp gözü açık adamın. Evet. O da rızkımın kesilmesine bu arkadaşım sebep olduğu için kızıyorum demiş. Ya senin kısmetin değilmiş. O da diyor ki benim kısmetim olduğu halde arkadaşım rızkımın kesilmesine sebep oldu. Kısmetin değilmiş. Sen kısmetinmiş, rızkınmış diyorsun. İmam-ı Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretleri o sebep oldu görünüyorsa da aslında sebep o değildir. Arkadaşın ilahi kudretin bir aletidir. İlahi kudretin bir kalemidir. Yazarıdır. Kalem değil, kalemi tutan mühim efendim. Kalem sen ne dersen onu yazar. Aleti kim hareket ettiriyorsa hüküm onundur. Yoksa aletin değildir. Sen zannetme ki o adam bunları yaparak seni böyle efendim yüz altından mahrum etti. Allah-u Teala o yüz altını sana nasip etmemiş. Ona nasip etmiş. Sen bunu kabullen. Senin böyle söylemen sopa ile dövülüp de sopayı vurana değil sopaya kızan adamın haline benziyor. Hani sen her cuma hutbelerinde vallahi veren de alan da Allahu Teala, yükselten de Allahu Teala, alçan da Allahu Teala diye ayet-i kerime okumuyor musun? Şimdi niçin bunun tersine göre hareket ediyorsun deyince hatip dedi ki efendim, hüccet ve ispatlarınla beni ikna ettin. İyi ki beni susturdun diyerek oradan ayrılıp gitti. Evet, kıymetli dinleyenlerim. Yani Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretleri işte böyle bir hayat sürmüş. Peki bitirebildik mi? Bitiremedik. Allah nasip ederse haftaya Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretleri'nin ne gibi eserleri var? Böyle söyleyen bir insanın arkasında da bıraktığı hangi eserleri olmuş? Onları konuşmak istiyoruz. Hoşça kalınız efendim. İlimden medeniyete.